işte elde çabası. Halil'im, Halil'im, garip Halil'im, yar başından düşmüş. Menekşe kokulu yüce dağların, zümrüt gibi yeşil Halil'im, bahçe bağların, hepsi mutlu garip burada Halil'im, yaşayanların güler yüzlü tatlı şirin elmalı. Ne güzel yükselmiş Elmalı Dağı. Burasıdır velilerin yatağı. Pınarbaşı erenlerin otağı. Ne güzel türbelerin senin Elmalı. Evet, Anadolu sevdalıları. Tarihi milattan önce 4000 yıllarına dayanan kaya ve anıt mezarlarıyla antik dünyadan kalma sayısız eserlere ev sahipliği yapan, Likya, Selçuklu, Osmanlı mimarisini bağrında barındıran tarihin kadim kenti. Zamana meydan okuyan Cami-i Atik, kesik minaresi, Osmanlı mimarisinin arşivinin en güzel örneği Ketenci Ömer Camisi ile ve külliyesiyle, el sanatları merkezi tarihi çarşılarıyla, arastaları dar sokaklarıyla Anadolu kültürünü yansıtan, bereketli topraklarıyla zengin ürün yelpazesiyle, yörükler şehri, yağlı güreşleriyle yiğitlerin harman olduğu, alimler ve erenlerin diyarı, Sedir Orman Florası'nın merkezi, doğanın kalbi, tarihin kültürle, yeşilin maviyle kucaklaştığı, farklı kültürlerin izi, kadim kent Elmalı'dan sesleniyoruz sizlere. Başından düşmüş, ölmüş halim. Sevgili izleyiciler, güzel bir aile işletmesinde gencecik kardeşlerim. Kendi işletmelerinde çalışıyorlar. Hemen ona seslendim. Türkiye'ye örnek bu genç kardeşimizi tanıyacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlçemize. Hoş bulduk, seni tanıyalım. Ben Talih Aktaş. Babamın öncülüğünde devam ediyoruz bu işe. Kaç yaşındasın Salih? Ben 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Evet. Başka bu aile işletmesinde kimler hizmet ediyor? Annem, babam, bir de kardeşim. Kardeşin kaç yaşında? Kardeşim 18 yaşında. 18 yaşında. Senin eğitim tamamlandı mı? Eğitim, lise eğitimini tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Hani kendi işimi yapacağım dedim. Hani böyle de bir fırsatımız varken. Hani okumak istemedim. Evet. Kendi işimizi yapıyoruz. Pişman mısın? Yok değilim. Herhangi pişmanlığım yok. Hani çalışıyoruz. Şimdi büyük bir işletme. İşiniz çok. Neler yapıyorsunuz? Ya sabah sahamı olsun, akşam sahamı. Hani hayvanların yemlemesi, dışarı arazi işleri, mısır, arpa, buğday. Hani bu tür iş, her türlü işi yapıyoruz. Hani elimizden geldiğince. Şimdi hayvancılığı yapıyorsun. Hı-hı. İyi ki ben bunu yapıyorum diyor musun? Diyorum yani, kendi işim en azından. Hani başka bir yerde uğraşmıyorum. Hani başka birinin işinde çalışmıyorum. Kendi işimiz. Hani iş olduğu zaman yapıyoruz, olmadığımız zaman dinleniyoruz. Her an cebinde para var mı? Allah'a şükür oluyor yani. Sıkıntı yok diyorsun. Yok, sıkıntı yok. Peki, birliğimize üyesiniz. Evet. Nasıl bir diyalog halindesiniz birliğimizle? Hani babam da zaten Ali abinin yanında sürekli, veterinerimiz. Hani sürekli birlikteler, iç içeler yani her türlü şeyde. Birliğin olması Elmalı adına bir kazanım mı? Tabii ki de, hani Elmalı'daki sütlerin değerlendirmesi açısından her türlü şeyde güzel bir şey yani. Yeni bina da yapıldı. Evet, yeni açılışımız var yarın da. Allah izin verirse. Elmalı'da daha güzel şeyler mi olacak diyorsun? İnşallah. Allah izin verirse. Öyle. Şimdi sana şunu soracağım. Senin Türkiye'ye mesajını soracağım. Bir genç üretici olarak sen nasıl seslenmek istersin? Yani utanacak, çekinecek bir şey, meslek değil yani. Hani severek yaptıktan sonra olur yani. Neden olmasın? Hani utanmaya gerek yok. Öyle. Sevmeden olmuyor ama, aynen, değil mi? Önce sevmek lazım. Sevmeden hiçbir iş olmuyor. Sen kaç yaşına başladın? Ben kendim bildiğimden beri buradayız. Hani 2010 senesinde kurduk bir çiftliği. Hani aşağı yukarı 10-11 yaşından beri buradayım. Hani sürekli her işi yapıyoruz. Ne kadar güzel. Burada da çalışmaya devam edeceksin. Evet, inşallah. Allah ömür verdikçe İnşallah. Buradayız. Teşekkür ederiz. Önemli değil. Kolay gelsin. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Türkiye'ye örnek genç kardeşim, 11 yaşından beri yapıyorum. Ve diyor, ben bunu sonuna kadar devam ettireceğim. İnşallah Türkiye'den hep böyle güzellikler gelsin diyoruz. Elmalı'daki programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.
kilo kestaneyi aldım elliye. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalları. Elmalı'da çok güzel bir işletmedeyiz efendim. İşletme sahibimizi tanıyacağız. Bu yola nasıl çıkmış, bugün neyin savaşını veriyor? Bunları ve bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle Elmalı'mıza şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben veteriner hekim Fatih Özgür. 2001 yılında aktif klinik hizmetine başladım Elmalı'da. 2009 yılında da Kara Sevda dediğimiz hayvancılıkla tanıştık. Hikayesi de çok ilginçtir. Eşim veteriner hekim, o zaman işsizdi. Yanımda beraber 2007'de düğünümüzü yaptık. 2009'da da 2008'de de müşterimizin bir tanesi iki tane düve satacağını söyledi. Eşim ya dedi, Fatih benim altınlarım var, onları bozdurup düve alalım. Küçükten hayvancılık yapalım dedi. O şekilde 2009 yılında iki, daha sonra başka bir müşterimizin yerimiz olmadan onların ahırlarında kara sevda, yani olmayacak bir sevdayla başladığımız 5-6 hayvandan daha sonra bir ortak bir ahıra geçip yetiştiricimizden başladığımız sevda. Yine bu araziyi satın almamızdan 2009'da gözyaşları içerisinde eşimle ben hayvanlarımızı 10 adet hayvanla başladık biz ilk. 10 tane hayvanımızı bu alanın yarısını yapmıştık o zaman. O bir köşesinde, ben bir köşesinde o hayvanlar zıplarken bir süngür üngür ağlayıp bu sevdaya başladık. Yani hayvancılığa başlayışımızın hikayesi budur. Ama gerçekten çileli bir yoldan geçtik. Özellikle 1-2 yıllık bir macerası var ki, yani gerçekten zorluklarla dolu. O zaman ben veteriner hekimlikten yetiştiriciliğe bakış açımı değiştirdim. Çünkü önceden yetiştirici değildiniz. Ama veteriner hekim olduğunuzda yetiştiricinin o belki de kısmetini görüyorsunuz ama yetiştirdiğiniz zaman o durumu daha çok anlıyorsunuz. Olayın içine girince. Aynen. Olayın içine girince olayı daha da hani duygusallığını, rezilliğini, çilesini daha iyi anlıyorsunuz. Daha iyi anladım yani. Daha iyi özümsedim. Hayvanların dilini daha iyi anlıyorsunuz. Onu öğrendik. Hani veteriner hekimle hayvan bakıcılar arasındaki fark da bu. Hani hayvanların seninle esasında konuştuğunu. Peki. Yıl oldu 2022. Küresel sıkıntı, Türkiye, şimdi savaş. Size etkisi ne oldu? Nasıl yansıdı? Esasında çarşambanın gelişi perşembeden belliydi. Yani Türkiye'de sadece 2022 olarak değil de uzun yıllardan beri siyasi aktörlerin, yani bu zamana kadar getirdiği hayvancılık politikasının üretime dayalı esas politika oluşturamaması ve toprak bölünme kanunları, yine yani üretim modelinin, milli ekonomik modelin oluşturulamaması, milli hayvancılık politikasının oluşturulamaması, mesela araziye spesifik ürünlerin, yani köylünün yetiştiricinin ne yapacağı, ne edeceği planlanamaması, krizin 2022'de, 2021'deki pandemiyle beraber gıdaya esasında ne kadar muhtaç olduğumuzun, elektroniğin ne kadar önemli olduğunu, üretimin ne kadar önemli olduğunu görüyorlardı ama yani doların, altının, euronun, mekaniğin, betonun yenmeyeceğini insanoğlu 2022'de öğrenmiş oldu. Baştan anlattığım duygusallığım olmasa inanın benim de dayanacak gücüm kalmadı. Bu çiftçinin ayağından çizmeyi çıkarttırmayız. Dağdan çobanımızı da dağdan ovaya indirmeyiz. İnşallah bu hatalarımızdan döneriz. Yoksa bizi çok iyi günler beklemiyor. Doğru söylediniz. İnşallah, yani ne işletmeler kapansın, dediğiniz gibi üreticiler küsmesin, onlar üretsinler, çok ihtiyacımız var. Evet. Şu anda yani gıda en önemli silah, gıda kimin elindeyse güç onda. Kesinlikle. Üreticinin kıymetini pandemide herkes anladı. İnşallah devletin de çalışmaları var. İnşallah ekilmedik bir alan kalmayacak. İnşallah. Üreticiye de daha fazla destekle, kimselere muhtaç olmadan İnşallah. Tıpkı eskisi gibi kendi kendine yetebilen Türkiye olmak adına biz de yani umut olsun diyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Bizi küstürmesinler. Başka bir şey istemiyoruz. Biz üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bu, çünkü emeğimiz var. Göz nurumuz var. Göz yaşımız var. Alın terimiz var. Buradan milyonlarca, yani binlerce insan bizim sektörümüzden para kazanıyor. Yani sadece üretim olarak düşünmeyin.
Yemcisi para kazanıyor, çalışanı para kazanıyor, nakliyecisi para kazanıyor. Ben girdisi en yüksek mesleklerden birisidir diye düşünüyorum hayvancılık. Çünkü bileşeni çok. Evet. Yani makine ekipmanı var, mazotu var, elektriği var. Yani elektrik maliyetlerinde bile çok mazot maliyetlerinde bile çok artık yani kaçınılmayacak noktalara geldik. İnşallah yani buna bir çözüm bulunur. Umutluyuz, umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Çünkü nefes aldıkça umudumuz var olduğuna inanan bir inanıştan geliyoruz. Allah'a inancımız sonsuz. Evet. Rızkı veren Allah. Elbette ki bu zor günlerden de kurtulacağız diye ümit ediyoruz. Ümitliyiz. Devletimize güveniyoruz. Üretici kooperatiflerinin inşallah bir adım attık. Elmalı'da başkanımız da çok değerli hizmetler yapıyor. Bir süt birliği binası kazandırdı buraya. Çok önemli bir atılımdı. Hayallerimiz var gerçekten. Üreticili olarak üretim tesisi kurmak istiyoruz. İnşallah kendi ürünümüzü kendimiz üretmek istiyoruz ki çok büyük bir alan yani aşama kaydetmek istiyoruz esasında. Çok güzel. Hani kendi mandıramızı kuralım ki kimseye muhtaç olmayalım. Evet. Kendi ürünümüzü kendimiz kooperatifler aracıyla satalım ki pazarda bizim üretimimize yani süt mandıraları geliyorlar. Tamam başımızın üstünde yerleri var. Onlar da sektörün olmazsa olmazları ama yani krizde en çok tırpanı yiyen üretici oluyor evet. Maalesef. Üreticilerin akıllı olarak birliklerine sahip çıkması lazım. Birliklerin güçlenmesi lazım. Yani zaten üretici birlikleri demek, üretici demek. Onların temsil edildiği kurumlar demek. Bunların sayısının artması demek Türkiye'de. Yani çoğu sorunun esasında kendinden çözülmesi de demek. Yani inşallah yani bir başlangıç yaptık. Gerisi gelir. Hayırlısı olsun diyorum. İnşallah. Yüreğinize sağlık. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bize geldiniz. Bizim sesimiz oldunuz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. En azından bizim sesimizi yukarılara duyuruyorsunuz. Yani ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, tarihiyle, kültürüyle efendim, geçmişten bugüne ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin tüm özelliklerini bugüne taşıyan Antalya'nın Şirin ilçesi Elmalı'dayız. Şu anda güzel bir aile işletmesinde Elmalı Süt Üreticileri Birliği Başkanımızla birlikteyiz. Kendisinden bilgiler alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. İlçemize hoş geldiniz diyorum. İnşallah. Hoş bulduk. Başkanım öncelikle sizi tanıyalım. Ali Gümüşlü kim? Bu yola ne zaman çıkmış? Ben 1978 Elmalı doğumluyum. Veteriner hekimim. 2007 yılında kuruldu birliğimiz. 2014 yılından itibaren de 8 yıldır başkanlığını yürütmekteyim birliğin. O şekilde devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Şimdi yola çıkarken düşünceleriniz, hayalleriniz bu göreve gelirken, evet. Bu bayrağı teslim alırken neydi? Bugün nerelerdeyiz? Biz küçük bir şehiriz. Burada ilk biz başladığımız dönemlerde hayvancılık daha profesyonel yapılmıyordu. Aile işletmesi şeklindeydi. Biz tabii ki bu işi biraz daha düzgün, insanların para kazanabilir hale gelmesi için bu süt toplama işini ve yem pazarlama işini biz organize edelim diye bu yola başladık. 2015-16 yılından itibaren süt toplama işine başladık. Yaklaşık da 6 yıldır süt topluyoruz. Vatandaşımızın sütünü en iyi fiyatlarla pazarlayıp en iyi fiyatla da yemi kendilerine temin etmek suretiyle bu işi sürdürmeye çalışıyoruz şu an için. Şimdi aktif olan kaç üyemiz var? Burada ne kadar, kaç ton sütümüz var? Birliğimizde 670 tane aktif üyemiz var. 9 tane de kooperatif üyemiz var. Yaklaşık Elmalı'mızda 75-80 ton civarı günlük süt üretimimiz var. Bunun yaklaşık 45 tonunu birlik olarak biz pazarlıyoruz. Diğer kalan miktar da yerel mandıralarımız işliyor. O şekilde devam ediyoruz şu anda. Peki göreve geldiğinizde soğuk zincir, işte ari süt, evet. Bu bilinç yoktu. Evet. Ne kadar sürede açtınız başkanım bunu?
Şimdi 2008 yılında hayvancılık bir kriz dönemi yaşamıştı. 2009 yılında da faizsiz kredilerle yeniden hayvancılık canlandırılmaya çalışıldı. O dönemde güzel işletmeler kuruldu. O dönemde bu şekilde işte soğuk zincire riayet eden ne bileyim ağrı süt işletmelerine dönüştürmeye başladık işletmelerimizi. Ve ondan sonra da zaten birlik olarak bu sütleri en iyi şekilde değerlendirecek şekilde projeler geliştirmeye başladık. Yeni 2020 yılında inşaatına başladık. Süt toplama merkezi ve idari bina olarak tüm Elmalı'nın sütünü soğuk zincire katacak şekilde bir süt toplama merkezi inşasını bitirdik. Nasip olursa yarın açılışımız var. İnşallah açılışımızı da gerçekleştireceğiz. Bu şekilde şu anda. Elmalı'ya inşallah hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olsun. Şimdi başkanım, genelde böyle işletmeleri ziyaret ederiz, ederdik. Ettiğimizde de işte girdi maliyetleri, belli sıkıntılar konuşulurdu ama asla bugünlerdeki gibi sıkıntıyı bilmiyorum Türkiye üretici gördü mü görmedi mi? Siz bir veteriner hekimsiniz aynı zamanda. Sahanın ta ortasında içindesiniz. Aynen. Öncelikle Elmalı'da bu durum nasıl? Bu krizi nasıl yaşıyor üreticimiz? Neyin savaşını veriyor? Şimdi Elmalı'da da ve tüm Türkiye'de olduğu gibi özellikle yem ham maddeleri ve mazot maliyetleri, enerji maliyetlerinin çok ciddi oranda artmasından kaynaklı artık üreticilerimiz sürdürülebilir bir üretim yapamıyorlar. Çünkü fiyatlar gün be gün anlık değiştiği için buna ayak uyduran bir üretim modelimiz yok şu an için. O yüzden de küçük aile işletmelerimiz şu anda çok zorlanıyorlar. Hatta 2020 yılında 85-90 ton civarı olan günlük üretimimiz 2021 yılında 78 tonlara kadar gerilemiş durumda. Tabii bu krizin göstergesidir. Ama inşallah önümüzdeki günlerde, çünkü gıda şu anda günümüzde silah sanayi kadar stratejik öneme sahip bir üründür. O yüzden gıdaya yönelmemiz, gıda üretimini desteklememiz, ülke olarak, devlet olarak bunları daha çok teşvik etmemiz artık kaçınılmaz bir gerçektir. O yüzden inşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili devletimizden ve halkımızdan da buna uygun şekilde üretimlerini hiç kesmeden devam etmelerini istiyoruz. Devletimizden de ciddi anlamda üreticilere destek olmasını bekliyoruz. Şimdi takip ettiğimiz başkanım, pek çok yerde inekler şu anda sıkıntılara bağlı olarak kesimlere gidiyor. Ki yani anne olmasa, ana olmasa dana olmaz. Aynen. Yani bu bölge için durum ne? Yani kapanan işletmeler var mı? Kesime giden hayvan durumu ne? Kapanan işletmelerimiz elbette. Şu anda zaten süt veriminin yıllık bazda oransal düşüşüne bakarsak ciddi oranda bir kapanan işletmelerimiz var. Hani bunun artık bir şekilde sürdürülebilir bir hayvancılık modeline, üreticilerin kazançlarını garanti eden bir hayvancılık modeline bizim acilen dönüş yapmamız gerekmekte. Çünkü dediğiniz gibi ana olmazsa dana olmaz. Dana olmadığı zaman da et üretimimiz de sekteye uğrayacak sütle beraber. Ette de büyük sıkıntılar yaşayabiliriz bu sebeple. Acilen sürdürülebilir bir hayvancılık modeli, yem ve sütü paritesini sabitleyen bir ve üreticinin kazancını sürekli garanti altında tutan bir modele geçmemiz gerekmekte. Benim öngörülerim bu şekilde. Şimdi başkanım, hiç görülmedik bir şekilde dedim, bu kriz küresel bir kriz. Tabii ki. Sürekli ekranlarda işte gıda önemli, gıda önemli, işte gıda stoğu yapın. Evet. Veya işte süt ürünlerine, et ürünlerine ulaşmamız çok daha zor olacak. İşte uzman kişiler çok sık programlar yapıyorlar. Evet. Yani nasıl olacak da biz bu istikrarı sağlayacağız? Yani üretici nasıl olacak, ayakta kalacak? Üretici bu noktada biraz daha yem ham maddelerini kendi üretebilmesi gerekiyor. Yani sürekli dışa bağımlı bir yem üretimiyle bu işi sürdürülebilir yapmamız şu anda mümkün değil.
Çünkü üretmiş olduğumuz ülkemizde konsantre yemlerin tamamının %60 ve 70'e yakını ithalat yoluyla sağlanıyor. Tabii bu dışa bir bağımlılık oluşturuyor bizde. Dışa bağımlı olunca da dünyadaki bütün küresel çaptaki krizlerde, gıda tedarik zincirlerindeki kopmalar bizi olumsuz yönde çok etkiliyor. Bunlar için tedbir almamız lazım. İşte devletimiz zaten söylüyor, işte ekilmemiş yer kalmaması lazım. Üreticilerimizin üretimden el çekmemesi lazım ama bunun için de üretim yapan insanları bu işi yapmaya ikna etmemiz lazım. Yani kazanabilir duruma getirmemiz lazım. Benim görüşlerim bu şekilde. Hem ayakta kalabilmesi hem de sürdürülebilirlik açısından da ciddi anlamda desteklere devam edilmesi gerekiyor. Peki başkanım, yakınlarda işte devletimizin açıkladığı süte bir zam diyelim, yani üreticiye destek manasında bu yeterli mi? Veya kaç lira olsa bir süt üreticisini kurtarır? Şimdi şu anki açıklanan fiyat tabii ki çok kötü değil ama 1.3 parite, yem süt paritesini 1.3 olarak düşünürsek şu an parite 1.1'lere tekabül etmekte. Bu da hayvancılık için henüz sürdürülebilir bir fiyat değil. Bize göre süt fiyatının 7-7.5 lira bantlarında olması gerekmekte. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi fiyatlar oluşur. Şimdi ürüne talep çoğaldıkça tabii bu fiyatı da getiriyor. Üretim az, talep çok olursa fiyat kendiliğinden yükselecektir. Yaz aylarında eğer turizm beklentiler şeklinde gerçekleşirse bu sefer ürettiğimiz bize yetmeyebilir. Fiyatlar daha da artabilir. Hızlı bir şekilde üretilen ürünlerin fiyatları artabilir diye bir öngörüm var. Şimdi market raflarına baktığımızda sütün fiyatı bayağı bir, yani çok şey değil. Çünkü her gün çocuğuna geçiren, görünen de bu cepheye geldiğimizde üretici perişan. Üretici zor. Şimdi ben gelir gelmez başkanım, bu büyük işletmenin kim bilir dedim bir aylık maliyeti ne kadar? Evet. Çok ciddi maliyetleri ciddi var. Hani şu anda bu tür bir işletmemiz çok para kazanıyor diyemeyiz. Ayakta durmaya çalışıyor. Yani şu anda işletmesini idame ettirmeye çalışıyor. Ama belli bir noktada tabii bu parite çok aşağılara geldiği zaman diğer işletmeler gibi bunlar da terk edebilirler. Ama inşallah o durumlara gelmeyiz. Mevcuttaki elimizdeki hayvan kaynaklarımızı, üretime dayalı kaynaklarımızın hepsini koruyabilir bir üretim modelini inşallah kısa süre içinde geliştirerek devam ederiz diye bekliyorum. İnşallah. Çünkü süt çok hassas bir konu. Evet. O kadar hassas ki saatlerce konuşsak sütün üzerine konuşabiliriz. Yani bir tarafta üreticinin verdiği savaş var. Evet. Bir yanda kaliteli süt olarak üretmesi, onun işte yerine soğuk zincirde ulaşması, bir sürü emek var. Bir yanda da tüketici var. Şimdi hayat pahalılığı var. Bir sürü kalemde çok, yani %100'ler büyük tabii zamlar söz konusu. Tüketiciye de tabii bu fiyatlar ciddi oranda yansımaya başladı. Ama bu noktada üretici tarafında üreticinin yapabileceği çok fazla bir fedakarlık yok. Zaten yeterince fedakarlık yapıyor üretici. Üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor değil mi? Burada artık, burada bütün iş ben devletimizin burada aradaki üretimden kaynaklanan maliyet artışlarını ya da diğer şeyleri tüketiciye yansıtmamak için belli oranda sübvanse etmesi gerekmekte. Benim görüşüm bu. Yani. Ha şu anda da zaten 1 liraya kadar desteklemeyi çıkarıldı. İlerleyen günlerde hani tüketiciye yansımaması için fiyat artışlarını belki daha da büyük rakamlarda destekleme modeliyle tüketici fiyat artışlarının önüne geçilebilir belki. Yani burada en büyük şu anda şey, üreticimizin emeği, çabası, onu bir kenara koyarsak en büyük destek karşımıza devletimiz olması gerekiyor. Mutlaka devletimiz bu konuda bizim destekçimiz olmazsa zaten üreticimizin ayakta kalma şansı yok şu an için. Gerçekten zor günlerdeyiz. Hep konuşuluyor işte gıda, güvenli gıda, işte kıtlık geliyor, bir takım sıkıntılar oluyor. Yani öyle bir şey ki her türlü etkili. Evet. İklim şartları iyi olmazsa İşte yoncası yetişmeyecek, samanı yetişmeyecek.
Yani her şey birbirine bağlı. Evet. Dediğiniz gibi birbirine halka şeklinde bağlanmış, zincir şeklinde. Evet. Yani bu manada hakikaten güvenli gıdada işte ne bileyim yarın bir gün peyniri kaç liradan yiyeceğiz, sütün kilosunu kaç liradan içebileceğiz, an, nasıl ulaşacağız? Şu an onu öngöremiyoruz tabii yani, ama inşallah yani önümüzdeki günlerde yaz döneminde turizm olursa ve ülkemize bir döviz girdisi sağlanırsa belki biraz daha stabil seyretmeye başlayabiliriz diye ümidim var inşallah. İnşallah. Böyle bir beklentiler. Zaten umudumuz olmasa zaten üretim olmaz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Umutsuz olmaz. Hani diyorlar ya çiftçinin karnını yarmışlar. Öteki sene, öteki sene. Evet, umut hep umut çıkmış. Hep o şekilde. Ama bu iş yürek işi başkanım. Yani evet. Gecenin gündüzüne kat. Şimdi, çok çabala. Evet, burada çok büyük fedakarlık var. Yani üreticinin buradaki bir çiftlikteki çalışan ailenin bir günlük yapmış olduğu çalışmayı hani sabahtan akşama ekrana çekseniz ne kadar zor olduğunu herkes görebilir yani. Çok ciddi bir emek var burada. Çünkü sabahın 6'sında kalkıp şu anda akşam saat 7-7.30 civarı herhalde. Bu saatlerde daha hala daha iş başı daha devam ediyor. Yaklaşık bir hiç aralıksız 12-14 saat arası bir çalışma tempoları var. O yüzden üreticinin hakkı ödenmez diyor. Ödenmez. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Şimdi başkanım siz veteriner hekimsiniz, sahadasınız. Evet. Şu krizleri bir kenara bırakırsak, üretici boyutunda gençlere dair umudunuz var mı? Şimdi... Nasıl durum? Genç nesil artık hayvancılık yapmaktan çekiniyor şu an için. Neden çekiniyor? Çünkü sürekli hani kazancının ne olacağını bir öngöremiyoruz. Şu anda nereye evriliyoruz onu öngöremiyoruz. Yeni yetişen genç nesilde hayvancılıktan bir kaçış gözlüyorum. En son nesil şu anda devam ediyor. Muhtemelen onun arkasında gelen nesilde bu oranlar giderek düşmeye başlayacak. Bunun için hani köye dönüş işte bir takım projeler gerçekleştirmişti devletimiz ama bence biraz daha ya en azından burada üretici ne kazandığını bilmesi gerekiyor. Kazandığını bilirse kim olursa bu işi yapar. Yani. O yüzden belirsizlik olduğu zaman mutlaka bu iş bütün sektörler için geçerli. Yani bir tek bu sektör için değil ama diğer sektörlerde de geçerli. Ama en çok şu anda büyükbaş hayvancılık çok büyük darbe almış durumda. Evet. Büyük bir sıkıntı. Evet. Diliyoruz ki bir an evvel bu sıkıntılardan İnşallah. Türkiye'miz kurtulsun. Üreticimiz şöyle bir selamet olsun. İnşallah. Daha inşallah. Seve seve zaten sevmese bu iş gönül işi tabii yapmaz. Tabii ki gönül işi. Burada gerçekten birini zorla tutsanız tutamazsınız. Yani sevmese yapılmaz bu iş. Yapılmaz. Çilesi evet. De çok. Öyle olunca da inşallah gençler de yarınlara umutlarla i̇nşallah, bakarsa inşallah. O zaman ben sarılırlar diyorum. İnşallah. Bu işletmedeki gençler bunları görünce pırıl pırıl ben umut. Evet, bu işletmemizdeki gençlerimiz inşallah geleceğe taşıyacaklar bu taşıyacaklar, işi. Taşıyacaklar değil mi? Onlar bizim için örneklerimiz olacak. Ne kadar ileride. Güzel örnek. Böyle gözleri parlıyor. Benim de gözüm parladı girer girmez. Evet. Aile işletmesi işte kardeşleri anneyi görünce. Buradan da işletmemizin efendim değerli sahibinin babası da rahatsızmış. Ona da geçmiş olsun dileyelim. Allah şafiat ve şifalar versin. Yani güzel bir işletme. Bu sıkıntılar olmasa her şeyin daha güzel olacağını düşünüyoruz biz de. İnşallah. Değerli başkanım, Türkiye'ye mesajınızı alacağım. Yarın da kısmetse heyecanla açılışımızı yapacağız. İnşallah açılışımızı yapacağız. Ben şöyle diyeyim o zaman. Büyük eserler bırakabilmek için karıncalar gibi çalışmamız gerekiyor. Şu anda bu şekilde bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar ilçemize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Efendim, başkanımızın dediği gibi karıncalar gibi çalışmak lazım. Hangi alanda olursa olsun deliler gibi çalışıp üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu sorun Türkiye'nin problemi değil, bu sorun küresel bir problem. O yüzden ne olur çiftçiler, bu sıkıntılarda ne olur pes etmeyin, üretimi bırakmayın. Terk etmesinler. Terk evet. Etmeyin. Biz aç kalacağız, biz peyniri nereden buluruz, sütü nereden buluruz siz vazgeçerseniz. Evet. Ne olur pes etmeyin. Birazcık daha sabır. Hepinizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Efendim, Elmalı'da yapmış olduğumuz programa tüm güzellikleriyle devam ediyoruz.
Yar başından düşmüş, ölmüş Halil'im. Halil'im, Halil'im, garip Halil'im. Yar başından düşmüş, ölmüş Halil'im. Sevgili izleyiciler, Elmalı Süt Üreticiler Birliği'mizin yeni bina süt toplama merkezinin açılışında Elmisko Kooperatif Başkanımız ve Elmalı Ziraat Odası Başkanımız Sayın Salih Kurbaş'la birlikteyiz. Efendim, yorumlarınızı almak istiyorum bu güzel organizasyon için. Öncelikle Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona katılıp röportaj yaptığınız için, Elmalı'ya değer verdiğiniz için. Başkanımız çalışkan, üretici birliğimiz biraz atıl bir yerdeydi. Güzel bir bina yaptı, toplama merkezi yaptı. Çiftçimize hizmet ediyor. Gayet memnunuz. Sağ olsun, var olsun. İnşallah daha iyi, daha ileriye gider. Bütün fedakarlıkları çiftçimizin, üreticimizin mağduriyetini gidermek için bu konularda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yardım edersek ne mutlu bize. Sevgili izleyiciler, Elmalı ilçesi Süt Üreticileri Birliği'mizin bina açılışındayız. Şu anda da efendim Fethiye Seydi Kemer Süt Üreticileri Birliği Başkanım Sayın Turgut Tokmak'la beraberiz. Efendim, merhabalar. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Güzel bir açılıştayız. Türkiye zor günler yaşarken, dünya bu küresel bir sıkıntıyı yaşarken Elmalı Süt Üreticiler Birliği'nin zorluklara rağmen, yani hiçbir şeyi bahane etmeden bugün güzel bir açılışı var. Ben de sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi Elmalı bizim komşu ilçemiz, aynı zamanda kardeş birliğimiz. Bu pazarlama konusunda da işbirliği yapıyoruz. Üretim girdisi temininde de işbirliği yapıyoruz. Devamlı istişare halindeyiz. Ayrıca benim annem de Elmalı olduğu için ayrı bir önem veriyorum. Elmalı Birliğimiz kuruluşundan bu yana Türkiye'de model olabilecek çalışmalara imza atmıştır. Bu anlamda hem kooperatif başkanı, birlik başkanı Ali Bey'i, yönetim kurulu ve Elmalı üreticilerini kutluyorum. Gönül ister ki bütün birlikler üretim girdisini tek elden temin etsin. Sütü kalite değerlerine göre belli standartta, fiyat istikrarı içerisinde pazarlayabilsin. Elmalı bunu başarabiliyor. Dilerim Türkiye'deki diğer örgütler, birçoğu başarıyor ama başaramayan arkadaşlara da örnek olacağını düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Efendim, Elmalı Süt Üreticiler Birliği'mizin bina açılış töreninde Gölhisar Süt Üreticileri Birliği'miz Birlik Başkanımız Sayın Kahraman Arlı da açılışa geldiler. Onun da duygularını alacağız. Efendim, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, tekrar görüştüğümde ben de çok mutlu oldum. Bugün Elmalı Birliğimiz Süt Toplama Merkezi açılış için buradayız. Sektörün durumu ortada, günden güne azalan bir yerlerde böyle büyük bir yatırımı yaptığı için ilk önce Elmalı Başkanımızı tebrik ediyorum. Hala üretime devam etmekteyiz. Yarın itibariyle 1 Nisan artık güncellenmiş fiyatla üretimi sürdüreceğiz. Bu fiyat bizim için gene yeterli değil. Bunu da gerekli kulvarlarda, gerekli yerlerde daima iletiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde güzel olacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çünkü süt çok önemli, güvenli gıda önemli. Daha önce de sizinle Kasım ayında sohbet etmiştik. Başkanım, bir sürü sıkıntılar var. Buna rağmen de böyle bir güzellik umut veriyor, değil mi? Tabii, yani geleceğimizde mutlaka süt ve süt ürünleri olacak. Yani bunun yeter ki istikrarın sağlanması, sürdürülebilirliğin devam etmesi. Yani geçen ay hiçbir hesaplarda olmayan Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş bugün bizi etkiledi. Çünkü ham maddemizin büyük kaynağı o ülkelerden gelmekteydi. Yani yemdeki fiyat artışının en büyük sebebi o. İşte öngörülemeyen artık dış ülkelerdeki olan gelişmeler de bizim üretimimizi etkiliyor. Yavaş yavaş Türkiye'de bu çözüm sürecinde gene etkili olacak. İnşallah da önümüzdeki günlerin iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Üreticide hep bir umut var diyorsunuz. Aynen, aynen. Yüreğinize sağlık. Çiftçinin gelecek senesi bitmez. Bitmez. Devam. Bitmez. Üretmeye. Teşekkür ederiz başkanım. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Sevgili izleyiciler, konuklarımızla hoş sohbetlerimize devam ediyoruz. Bucak İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanımızla birlikteyiz. Başkanımızın da
bu güzel açılıştaki duygularını almak istiyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Tahsin Baran, Bucakçı, Eskişehir, Alasun İlçeleri Süt Birliği Başkanı. Elmalı Başkanımız Ali kardeşimiz güzel bir tesis yapmış bu zor günlerde. Bizler de davet etti. Vatana, millete, Elmalı'ya hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz Ali kardeşimizi. Şimdi başkanım, zor günlerden geçiyoruz. Dünya geçiyor, Türkiye de geçiyor. Bunun içerisinde en önemli stratejik konu artık gıda. Aynen. Yani güvenliğimiz kadar eşit değerde gıda, güvenli gıda. Bu manada birliklerimize büyük bir görev düşüyor. Sizler, yönetim kurulunuz, Türkiye'nin her yerindeki değerli birliklerimiz ve yöneticileri ciddi sorumluluklar alıyorsunuz. Çünkü süt çok zor bir konu. Yani o kadar geniş yelpazesi var. Bu beklemediğimiz savaşla beraber de neler oldu? Nasıl etkilendik? Çok aşırı etkilendik. Üyelerimizin çok hayvanları kesildi. İnşallah bundan sonra biraz yemi frenleyerek, sütü destekleyerek bu günleri atlatırız. Hani çok zor günlerdeyiz. Bu günlerde de böyle bir tesis yapabilen, mücadele veren arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, Elmalı Süt Üreticileri Birliği'mizin bina ve süt toplama merkezinin açılışında çok değerli Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'le bal tadında sohbet edeceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir açılış, güzel bir organizasyon. Evet. Başkanım, Elmalı adına düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Böyle tesislerin burada Elmalı'da açılmasından çok mutluyuz. Süt ve süt ürünleri birliğimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii böyle tesisler vatandaşımızın, üreticimizin, çiftçimizin ürünlerin kalite katarak daha da değerinde satılması için çok güzel yatırımlar. Bunları da özellikle ben birlik başkanım burada kutlamak istiyorum. 306 birliğin içinde 6 ya da 7 tane böyle bir soğutma tesisinin olduğunu öğrendim şimdi. Ondan dolayı da ayrıca kutladım. Artık tarım günümüzde çok önemli. Çiftçi üretmeden artık biz ülkede yaşama şansımız yok. Bu kadar sıkıntıya düşülen bir dönemde, özellikle pandemiden sonra tarımın ne kadar önemli ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir dönemde, üretime ve üreticiye biz hem Elmalı Belediyesi olarak hem de yetkili olarak elimizden gelen desteği sağlamak zorundayız. Görüyoruz ki işte buğday fiyatlarında hep biz çocukluğumuzda özellikle okullarda, ilkokulda okurken kendine yetebilen 7 ülkeden biriydik. Şu anda bakıyoruz ki, üzülerek söylüyorum, buğdayımızı maalesef ithal ediyoruz. Ve bu ithalat sırasında bakın şimdi bir savaş çıktı. Bu savaşta da en çok ithalatını %75'lerimizi yaptığımız iki ülke birbiriyle savaşıyor. Ve şu an ekmek 5 lira. Korkuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde ne olacağını bilemiyoruz. Onun için biz tarıma, çiftçiye, üreticiye mümkün olduğunca desteklerin en büyüğünü yapıp onların da ekilmemiş bir karış bırakmadan topraklarını ekmelerini bekliyoruz. Böyle tesislerimizin çoğalmasını için elimizden gelen biz belediye olarak destek yapmak istiyoruz. Ve yetkililerin de bu böyle tesislere umarım ki bundan sonra destekleri de son gaz devam eder. Onun için çok önemli. Tarım dediğim gibi çok önemli. Biz Elmalı Belediyesi olarak tarıma da ve üreticiye de elimizden gelen katkıları sağlamaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. Teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Güzel memleket. Evet. Bereketli toprakları, çalışkan insanları evet. var. Biz de Elmalı için daha güzel haberlerle İnşallah. Sizinle birlikte İnşallah. Daha güzel organizasyonlarda buluşup kavuşmak üzere İnşallah. Diyoruz. İnşallah. Bekliyoruz efendim. Çok sağ olun. Yüreğinize sağ olun. Sağlık. Sağ teşekkür olun. Ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Sevgili izleyiciler, Elmalı ilçemizin Süt Üreticileri Birliği'nin binası, süt toplama merkezinin açılışındayız. Değerli başkanımız Ali Bey'le açılış hakkında düşüncelerini, yorumlarını alacağız. Evet başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun inşallah üreticilerimize. Kazasız belasız açılışımızı gerçekleştirdik. Üreticilerimize inşallah daha iyi projelerle, daha güzel şeylerle önümüzdeki günlerde yine devam edeceğiz bu ürettiğimiz hizmetlere. İnşallah daha iyilerini göreceğiz.
İnşallah, inşallah başkanım. Yaşadığımız pandemi süreciyle beraber bunu zaten çok sık dile getiriyoruz. Gıdanın öneminin çok ciddi anlamda farkına vardık. Tüm dünya farkında. Biz Türkiye olarak, Türkiye'deki süt üreticileri olarak, üreten çiftçiler olarak tabii ki zor günlerden geçiyoruz ama zor günlerden geçiyoruz diye de vazgeçme lüksümüz yok. Siz ne diyorsunuz başkanım? Biliyorsunuz yakınımızda bir savaş var şu anda. Buna bağlı tedarik zincirlerinde bir kopmalar yaşanıyor. Bu dönem bize çok güzel dersler de verdi. Çünkü bu kopmalarda kendi üretimimizin, kendi üreticimizin ne kadar değerli olduğunu, silah sanayi ne kadar değerliyse gıdanın da o kadar silah kadar değerli olduğunu hepimiz görmüş olduk. Bu sebeple biz üreticilerimize sesleniyorum. Üretimden hiçbir zaman vazgeçmesinler, ümitlerini kesmesinler. Çünkü önümüzdeki günlerde Türkiye için daha aydınlık, üreticiler için daha güzel günler bizi bekliyor. Bunu ümit ediyorum ve böyle bir beklentilerim var inşallah. İnşallah. Umut var diyorsunuz her zaman. Umudumuz var. Umudumuz hiçbir zaman tükenmeyecek. İnşallah tükenmesin. Çünkü sizler üretmezseniz Türkiye halkı ne yiyecek? Artı işte gelen turistlerimiz var. Sağlam durmak zorundayız. Evet. Bundan sonra gıdaya sahip olan zengin olacak. Evet. Gıdanın sahibi dünyaya da hükmedecek. Öyle bir görüntü var şu anda. Gidişimiz öyle. Gidişimiz öyle. Buna rağmen sıkıntılar olsa da pes etmeden üretime tam gaz üretime devam edeceğiz. Siz de umut oldunuz. Tabii. Türkiye umut oldunuz. Türkiye'deki sayılı bu şekildeki hizmet binalarından bir tanesiniz. Evet. Tabii ki bugün bunun onurunu, gururunu, heyecanını çok, yaşıyorsunuz. Gerçekten çok sevinçliyiz, gururluyuz. Hani bu İnşallah daha iyilerini yapmak Allah bize nasip eder. Daha iyileriyle yine karşınızda oluruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye mesajınız nedir başkanım? Türkiye'ye öncelikle tabii ki kendi üreticilerimize diyorum ki üretimden vazgeçmeyin. Üretmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Çünkü üretici şu anda zor günlerdeyiz. Evet, zorlukların herkes farkında. Ama bu günler geçtiği zaman elimizdeki hayvansal ve tarımsal varlıkların ne kadar değerli olduğunu herkes bir kez daha görecek. O yüzden tüm Türkiye'ye de aynı şekilde üretime hız kesmeden devam etmelerini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Anadolu Sevdası programımız istemesek de yine bir programın sonuna geldik. Anadolu Sevdası programı bu hafta sizlere Elmalı'dan seslendi. Elmalı'daki Süt Üreticiler Birliği'mizin başarılı çalışmalarını tüm zorluklara rağmen pes etmeden halen daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? Bu çabaları, bu güzellikleri sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, böyle güzel Anadolu sevdalarıyla sizlere seslenmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Son sözüm de efendim, her zaman savunduğum gibi birlik olsun.